arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Hemen sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Yine bugün beğeneceğinizi düşündüğüm bir modelim var. Altın Başak Maxi ipim. Böyle sütlü kahve renginde. Şunu atmadım, rengini soran arkadaşlar oluyor diye. 9103 rengi. Şimdi şöyle başlayalım. Önce orta kısmı yapacağız. 10 numara 1.10 milimetre bir tığ kullanacağım. 5 tane zincir çekerek başlayalım. Evet, 5 tane zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. İlk zincirin içine batarak küçük bir yuvarlak yapıyoruz şimdi orta için. Sonra buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Tığ bir kez doladım. Bu küçük yuvarlağımızın içine giriyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Üçlü trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tekrar bir kez doladık. Aynı şekilde yuvarlağın içine batıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Bu şekilde arada 3 tane zincir çekerek 6 tane trabzan yapıyoruz. Bu ortada oluşturduğumuz boşluğun içine batarak. Şimdi zincirle beraber 1, 2, 3, 4 oldu. Beşinci trabzanı yapıyorum. Tekrar 3 zincir. Ve altıncı trabzanı yapıyorum. 3 tane zincir çekiyoruz. Şu başlarken 6 zincirle başlamıştık. Burada 1, 2, 3 diyoruz. 3. zincire batıyoruz ve birleştiriyoruz. Şöyle bir yuvarlağımız var. Şimdi hemen ilk boşluğa giriyorum. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne. 1, 2, 3 tane zincir. Tepeden doğru son yaptığımız sık iğnenin tepesinden doğru batarak bir pipirik yapıyorum. Tekrar aynı boşluğa 1, 2, 3 tane sık iğne. Her boşluğa bu şekilde giriyoruz. Diğer boşluğa 1, 2, 3 tane sık iğne yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Son yaptığımız sık iğnenin tepesinden batarak pipirik yapıp tekrar 3 tane sık iğne yapıyoruz. Diğerine geçiyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir. Tepesinden giriyorum. Tığdaki ilmekten geri çekiyorum. 1, 2, 3. Şimdi bu şekilde hepsini tamamlayalım. Başlangıç noktasına gelelim. Evet, başlangıç noktasına kadar geldim. Son sık iğne yaptıktan sonra buradaki ilk sık iğneye batıyoruz. Bir birleştirme yapıyoruz. Şu arkadaki artan ipimizi keselim oradan. Kötü görünmesin. Bunu trabzanların arasında gizledim zaten. Şimdi birleştirdik. İpimizi buradan şu önümüzdeki pipireğin içine kadar taşımamız gerekiyor. Şöyle sık iğnelerin üzerinden geliyorum. Yani hiç kesmeye gerek yok. Bu şekilde geldim. Şimdi pipireğin içine giriyorum. Bu 3 zincir çekmiştik ya burada. Bunun içine giriyorum. Şöyle taşımak yeterli. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Bir sonraki pipirin içine giriyoruz. Sık iğne ile birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Diğer pipireye giriyoruz. Tekrar birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu şekilde her pipireğin üzerine bir boşluk yapıyoruz. 3, 4,
5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sonra başladığımız noktaya geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi başladığımız noktaya yine pipirin içine giriyoruz. Şöyle birleştiriyoruz. Hemen ilk boşluğun içine şu şekilde tekrar ipimi taşıdım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şimdi 4 tane trabzan yapıyorum. Daha doğrusu 3 tane trabzan yapıyorum. Zincir 4. trabzan. Üçlü trabzan. Tığ bir kez dolayıp 1, 2, 3 de çekiyorum. Zincirle birlikte 4 tane trabzanım oldu. 1, 2, 3 tane zincir. Tığ doladım. Aynı boşluğa tekrar 4 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi zincir çekmeden tığ dolayıp diğer boşluğa geçiyoruz. Buraya da 4 tane yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Yan yana 8 tane trabzanımız olacak. 3 tane zincir. Bir doladık. Tekrar şimdi aynı boşluğa 4 trabzan. 1, 2, 3, 4. Şimdi zincir çekmeden bir sonraki boşluğa tığ dolayıp geçiyoruz. 4 tane trabzan. 1, 2, 3, 4. 3 tane zincir. Evet, aynı boşluğa tekrar 4 trabzan daha yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Tığ doladık. Bir sonraki boşluğa. 1, 2, 3, 4. 3 tane yine zincir çektik. Tekrar aynı boşluğa. Aynı boşluğa arada 3 zincir çekerek 8 tane trabzan yapmış oluyoruz. Aynı zamanda diğer boşluğa zincir çekmeden geçiyoruz. 4 trabzan yapıyoruz. Yan yana 8 trabzan oluşturmuş oluyoruz. Evet, bu şekilde. Şimdi iki boşluğumuz kaldı. Onu da tamamlayalım. 3 tane zincir. Aynı boşluğa yine. 1, 2, 3, 4. Bir doladık. Diğer boşluğa geçtik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 zincir. Tekrar şimdi aynı boşluğa 4 tane daha trabzan yaparak bu sırayı tamamlayacağız. 2, 3, 4. Evet. Şimdi geliyoruz. İlk trabzanın tepesine şöyle batıyoruz, birleştiriyoruz. Burayı düzgün birleştirelim. Çünkü birleşme noktamız trabzanların üzeri olacak. Şimdi buradan yine 3 tane zincir çekerek yukarıya çıkıyorum. 1, 2, 3. Bir kez doladım. Hatta şöyle yapalım. Birleşme noktamız burası olmasın. Çünkü modele uymayacak. İp taşıma tekniğiyle gelelim ipimize.
boşluğa kadar taşıyalım. Boşluktan boşluğun ortasına kadar. Şöyle. Bir. İki. Şimdi boşluğa da giriyoruz. Üç. Şöyle zincire batarak bir tane daha taşıyalım burada. Gerdirmeden. Boşluğun ortasına gelmiş oldum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa batarak bir tane trabzan yapıyorum. Zincirle birlikte 2 trabzan oldu. Buradaki trabzanları yine buraya trabzan yapacağız. 8 trabzan üzerine 8 tane, ikişer tane de boşlukları yaparak 12 tane trabzan yapmış olacağız. Fakat şöyle yapıyoruz. Yani şöyle yuvalara batmıyoruz. Bakın trabzanın altından giriyorum, diğer tarafından çıkıyorum. Şöyle. Normal trabzan. Bir doladım. Hemen bir sonrakinin. Yine yanından girdim. Sağ tarafından. Altından doğru tığımı geçirdim. Sol tarafından çıktım. Bir tane trabzan. Aynı şekilde diğerinin de. Her bir trabzana bu şekilde giriyorum. Normalde şöyle yuvaya batıyorduk. Böyle batmadan hemen trabzanın yanındaki sağındaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Üstten doğru, altından doğru geldim. Bu taraftan çıkartıyorum. Diğerine geçiyorum. Her birini bu şekilde alarak sona kadar geleceğiz. Bunu da aynı şekilde sağından girdik. Sol tarafında büyük boşluğumuz var. Buradan çıkarttık. Bir tane trabzan. Şimdi boşluğa iki tane boşluğa batarak iki tane daha trabzan yapıyoruz. Toplamda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane trabzan olmuş olacak. İkişer tane kenarlardan artırmış olduk. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz tekrar. 3 zincir. Aynı boşluğa 2 trabzan daha yapıyoruz. 1. Normal batıyoruz burada boşluğa. 2. Şimdi yine trabzanları şurada yaptığımız gibi. Yine burada en başta boşluktan giriyorum. Diğer tarafından çıkarttım. Normal üçlü trabzan. İkinci trabzanın sağındaki boşluktan girdik. Solundan çıkarttık. Trabzan üstte kalacak. Tığın üstünde kalıyor bakın. Hep önden. Bütün trabzanları bu şekilde örüyoruz. Kenardaki boşluğa geldiğimizde boşluğun içine batarak iki tane trabzan yapıyoruz. Şöyle farklı bir dokusu oluyor. Pardon, zincir yok. Şimdi boşluğa batıyoruz. İki tane de boşluğa yapıyoruz. Ve 12'ye tamamlamış olduk. 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı boşluğa yine 2 tane trabzan yapalım. Şimdi her bir trabzanın altından doğru girerek 8 tane bu şekilde trabzan yapıyoruz. Son trabzanı da yapıyorum. Şimdi iki tane de boşluğa batarak. Tekrar 3 tane zincir. Bir doladık yine. Boşluğa 2 tane. 1.
2. Şimdi yine trabzanların altından giriyoruz. 3'er yapıyorum. Bu da söküldü. Evet, son trabzanı da yaptık. 2 tane tekrar boşla. Önden görüntüsü böyle oluyor. Arkadan görüntüsü de bu şekilde oluyor. Aslında tam tersinde yapabiliriz. İsterseniz şu görüntüyü elde etmek isterseniz. O zaman da şöyle alttan doğru girerek örmek gerekiyor. Ama şöyle daha düzgün olacak, daha güzel olacak. Yani böyle daha çok beğendim sanki ben. Ama bu tarzda bir şeyler sonra yaparız. Şimdi bu şekilde diğer ikisinin üzerinde dolduralım. Bir üste geçelim. Bir üstümüz de zaten bu şekilde olacak. Buraya kadar geliyorum şimdi başlangıç noktasına kadar. Evet, başlangıç noktasına geldim. Sondaki boşluğa da yine 2 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi burada birleştirirken arkadaşlar bir tane zincir çekelim. Tığın başını bir kez dolayalım. İlk trabzanın üzerine batıp şöyle 2 defa da çekelim. Ve zincir boşluğunun ortasında kalmış oluyoruz bu şekilde. İpimiz tam zincir boşluğunun ortasında kalmış oluyor. Buradan tekrar 3 tane zincir çekiyoruz şimdi. 3 zincir. Bu birinci trabzanımız. Hemen bu boşluğa batıyoruz. Bir tane daha trabzan yapıyoruz. Sonra yine aynı alt sırada ördüğümüz gibi. Şimdi bakın en baştaki trabzanın sağından girdim, solundan tığımı çıkarttım. Yine aynı şekilde trabzan yapıyoruz. Sağından girip solundan çıkartıyoruz. Sırada da 16 trabzanımız olacak. Yine yanlardan 2 tane artacak. Aynı alt sırayı yaptığımız mantıkla bir sıra daha dolanıyoruz. Zor gelirse eğer bunun aynısını trabzan yuvalarına batarak da yapabilirsiniz tabii ki. Ve dediğim gibi farklı bir doku oluşuyor bakın burada. Bu hoşuma gittiği için böyle yapıyorum. Boşluğa batıyorum. 2 tane trabzan yapıyorum yine aynı şekilde alt sırada yaptığımız gibi. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane. Pardon. Şöyle bir daha sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16 tane. Niye dedim 14? Baştakileri saymadım herhalde. 2 buradan, 2 buradan artınca 16 tane trabzanımız olacak. Şimdi yine 3 tane zincir çekiyoruz. Hemen boşluğa 2 tane trabzan yapıyoruz. Boşluğa batarak normal. Bir trabzan. İlk trabzana yine büyük boşluğa battım. Hemen trabzanın arkasında sol tarafındaki boşluktan tığımı çıkartıyorum. Örmeye devam ediyorum. Bu şekilde her bir 12 trabzanın üzerinde 16 tane trabzan olacak.
Evet, sona geldim. Şimdi boşluğa batıyoruz. 2 tane trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir. Tekrar boşluğa batıyoruz. 1 2 Aynı şekilde yine trabzanların altından doğru girerek devam ediyoruz. Şimdi arkasını da göstereceğim. Arkasında ayrı bir görüntü oluşuyor. O görüntüyle de farklı bir model yapacağım ama. Evet, son trabzanı da yapıyorum aynısını. Sonra 2 tane de boşluğa trabzan yapıyorum. 3 zincir. Aynı şekilde bu tarafa devam ediyoruz. Şimdi böyle tamamlayalım arkadaşlar bunu. 2 tane boşluğa yaptık. Diğerlerini bu şekilde örmeye devam edelim. Başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet, başlangıç noktasına geldim. Son boşluğa yine 2 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. İlk trabzanın tepesine batarak birleştiriyoruz. Bir tane de zincir çekiyorum ve burada ipimi kesiyorum arkadaşlar. Şimdi motif bu şekilde, orta motif ama bunun devamı var. Fakat isterseniz böyle tek motifle de bir şeyler yapabilirsiniz. Tabii ki bu birleştirilebilir çünkü. Şöyle türediğimizde daha güzel duracak. Yakından göstersen daha iyi. Yani bakın şuradaki görüntü benim çok hoşuma gitti. Gayet güzel duruyor. Arkası da bu şekilde. Arka kısmı bu şekilde duruyor. Ön kısım burası olacak. Şimdi 2, 4, 6 köşeli. Bunu böyle ekleyebilirsiniz bu şekilde motifler yaparak ama bunun etrafında farklı bir model yapacağım ben şimdi. Bir sonraki videoda o modeli de göstereceğim. Bunu bu şekilde örerek daha büyütebilirsiniz de. Birçok varyasyonlar yapılabilir yani. Şöyle ipimizi de gizleyelim. Şimdi ben kenarını çalışacağım. Ve bir sonraki videoda size göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Güzel olur. Şimdilik bu kadar diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.